أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İza aradallahu bi abdin hayran fakkahahu fiddin ve zehhedahu fiddünya ve vassarahu uyubahu Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan-ı izam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin-i müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinde yararlandığımız üstazlarımızın, müşafenlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın, bu cami-i şerif civarında metfum olunan bil cümle evliya, ulema, sulha, şüheda, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza aradallahu bi abdin hayran ardahu bima kusime lehu. Allah bir yukarıdaki okuduğumuz hadisin, dersimizin başında okuduğumuz hadisin bir başka varyantı bu. Allah bir kul hakkında hayır dilediği zaman onu kendi taksim ettiğine razı kılar. Evet. Şimdi komünizm neden doğdu? İnsandan nefsi emmare var, hırs, değil mi? Konfor, isteği, rahat yaşamayı kim istemez? Ferah fuhur kim istemez? İnsan yaratılışında var bu. Müminin de ferah fuhur yaşamak hakkıdır. Yalnız Allah'ın sınırları dahilinde. Nefis çünkü arzularına sınır çizmeksizin uymaya kalkarsanız doymaz. Doymaz. Evet, İmam Buhsiri Kaside-i Bürdesi'nde فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِ كَسْرَ شَهْوَتِهَا. Evet, nefsi doyuracağım diye umma, nefis verdikçe daha çok ister. اِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِي شَهْوَةَ النَّهِمِ. Şimdi tatlı bir yemek yiyorsunuz. Dertlandıkça biraz daha yemek canı istiyor insanın. Biraz daha yemek istiyorsunuz, biraz daha can istiyor. Ondan sonra da ölüyorum, gel verin, kurtarın. Doktor bey beni kurtar diyorsun. Ya bu kadar yersen tabii ne olacak? Bu kadar yersen ne olacak? Evet. Yerinde duracaksın. Peygamber ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Doyduktan sonra yemek israftır. Midemizin bir kısmını boş bırakın diyor. Doktor da yok, az ye diyor hemen. Bir şey, çok abur cubur yeme diyor. Çok karıştırma diyor, az ye diyor. Doktorun sözü de bu. 1400 sene evvel peygamberimiz söylemiş bunu. Biz ona inanmıyor muyuz? İnanıyoruz ama yakın sahibi olmadığımız için yemek çok tatlı diye veriyoruz, yiyoruz. Veriyoruz, yiyoruz. Ondan sonra yuvarlanıyoruz, ölüyorum, geliyorum. Ya peygamber sizin tutmadık, başına geleceği tabii bileceksin. Evet, şimdi efendim burada diyor ki yemek şehveti azdırır, doymaz.
Nefis çocuk gibidir. Sütten ayrılma döneminde anası çocuk ağlar, çok ağlar çocuk. Sütün tadını tatmıştır çünkü. Küçük çocuk farkına varmaz ama akıllanınca böyle tam iki sene emme hakkı var. Tam iki sene ayıracağı zaman tadını tatmış çocuk, anlamış ananın sütünün. Ayıracağı zaman nasıl bağırır? Komşular gelir, çocuğu ne yapıyorsunuz? Bir şey yaptığımız yok, sütten kesmeye çalışıyoruz. Ana yüreği dayanamaz, hadi bir daha soru versin filan. Bir daha soru verdi mi o 5 defa daha sorar. Ben böyle biliyorum, 5-6 yaşında anasını yıkıp emen çocuğu. Anası kıyamamış, sonu gelmez. Nefis de böyledir diyor, verdikçe diyor daha çok ister diyor. Bir yerde dur demesini bileceksin. Evet, bu da Allah'ın sınırları. Peygamberin koyduğu sınırlardır. Sen Allah'ın gördüğü sınırlara uy, sakın şüpheli yerlere şey etme, nefsin arzularına dur demesini, sınırda durmasını bil. Evet, öyle söylüyor. Ve dünyada yaptığım hatalardan dolayı وَاسْتَفْرِغِ الدَّمَّ مِنْ عَيْنٍ قَدِمْ تَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمَّةً نَدَمِ. Ben yaptım ya Rabbi, sen yapma. Ben insan olduğum için şaştım. Bazen düşünemedim. Ben sana inandım, ahirete inandım, sorguya inandım ama yine de yalan söyledim. Yine de işte böyle karışık işler yaptım diye pişmanlık gözyaşları akıt gözünden. Devamlı pişmanlık ateşiyle yan. Evet, Allah'tan korkan, korktuğu için gözünden yaş aktan akan, müjdeler olsun sana. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Sınırda milletin namusunu, canını, malını korumak için uyumayan, nöbet tutan adamın gözü ateşte yanmaz. Peygamberin sözü bu. Evet, askere gittiğin zaman delikanlı, Cevat Hoca'nın Süleymaniye'de konuşmasını rahat yapsın diye nöbet tutuyorum inancıyla. Sakın kaytarma. İyi nöbet tut. Bak, uyumazsan bu müjde var. Benim sözüm değil bu. Milletin namusunu, canını, malını koruyorum diye nöbet tutan kimsenin, ki o nöbetçi asker demek değil mi? Şimdi Güneydoğu'da, Edirne'de, Kars'ta, ne bileyim Ardahan'da, Posof'ta, her yerde var. Her yerde. Şehir içinde de var. Evet, böyle nöbetini sağlam tut, bu niyetlere tut, o gözü ateş yakmaz diyor. Hep günahlarını affettirir o. Askerden geldikten sonra karıştırırsan orayı karışmıyoruz. Bu temizlikle devam edersen tabii. Askerden gelmişsin tertemiz, bu nöbetleri güzel tutmuşsun. Bak, Allah yakmayacak şekilde temizlemiş seni. Bir de her türlü şey yapmışsın ama inkar etmeksizin pişman olmuşsun. Gözlerinden şarıl şarıl yaşlar akıyor. İçin yanıyor yaptığın kötülüklere. Allah'ın korkusundan akan gözü de Allah sahibini yakmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ne güzel binektir. Binektir diyor, dikkat ederseniz. Otomobile ne için binersiniz? Bir hedefe ulaşmak için. Evet. Dünyanın içinde boğulmazsınız. Bir yere varmak için geçittir o. Vasıtadır dünya. Nereye o? Ebedi alem, ahiret. Dünya ne güzel binektir kelimesi çok önemli. Binek yapacaksın. Dünyada önemli mevkilere geleceksin. Zengin olacaksın. İşte böyle Kanuni Sultan Süleyman gibi Süleymani yapacaksın. Böyle güzel eser yapacaksın. Kıyamete kadar kaç tane hoca konuştu burada? Kaç tane mümin namaz kıldı burada? Hepsinin sevabı sana gidecek. Akıllı adammış değil mi? Akıllı adammış. Bunun için zengin olacaksın. Bunun için yüksek mevkilere geleceksin. Bu maksatla dünyayı ahirete binek yapacaksın. Yapar bu adam. Kanaat sahibi olan, yakın bilgisine ulaşan adam bu şekilde olur. Zamanını boş şeylerle, ma la yani, işe yaramaz şeylerle öldürmez. Evet, buradan okuyoruz. Kahvede her gün ömrünü tüketenler,
Siz de müminsiniz tabii. Siz de Müslümansınız, bir şey demiyoruz. Ama kahvede ne yapılır? Kahvede ne yapılır? Ya kağıt oynanır, ya tavla oynanır, ya şu ya bu, ya da dedikodu edilir. Bir adam sabahtan akşama kadar gerçek konuşamaz. Ben şimdi burada 1,5 saat konuşuyorum. 5 saat konuşursam hepiniz dağılırsınız buradan. Çünkü hadis, ayet okuyoruz. İnanıyorsun ama gerçekler çok dinlenmez. Gerçek acıdır, biliyorsunuz. Nefsin hoşuna gitmez. Nefsin ne hoşuna gider? Yalan, palavra, dedikodu. Sabahleyin başlasın, akşama kadar palavra atsan nefis hiç itiraz etmez. Devam der. Kahvede ne yapıyorsunuz arkadaş? 5 saat, 4 saat siz. Ömür sayılı saniyelerden ibaret. Diye niye düşünmüyoruz? Bu ahirette nefes alıp veriyoruz. Bu nefeslerin nimettir nefesler. Her nimetin hesabı mutlaka verilecek diye ayet var. İnanıyorum. Niye? 4 saat, 5 saat mala, yani işe yaramaz laflarla ömrünü yok ediyorsun. Amcacığım, abiciğim, kardeşim, delikanlım, insan, güzel insan. Allah sana iman etme şerefini lütfetmiş. Niye böyle güzel akıl sahibi, aklı selim sahibi insanlar gibi düşünmüyorsun? Evet, böyle. İşte böyle Allah'ın razı, hayır murad ettiği kişiler böyle uyanık olurlar, boşa vakit geçirmezler. Her işleri ebedi alem, orada Allah'ın rızasına kavuşmak, ebedi mutlu olmak olur. Dünya nimetlerini kazanırlar, onu basamak yaparlar. Evet, Allah'ın verdiği vakitleri boşa harcamazlar. Peygamberimiz öyle buyurmuş. 2 nimet var, insanlar onda aldanır. Nimeten mevbunun fihime kesirun minennas. 2 nimet vardır, onda insanlar aşırı aldanırlar. Mevbun, kabın o demek. Aşırı aldanırlar. Es-sıhhatu vel-ferâh. Sağlığın kıymetini bilmiyoruz biz. Gençliğimizde vur patlasın, çal oynasın. Gençlik geçiyor, tuh diyoruz. Evet. Ama ala leyte şebabe yaudu yevmen fe uhbirehu bima faal el meşibu. Ah şu diyor, gençliğin bir geri dönse, şu ihtiyarlığın bana ne yaptığını bir söylesem ona. Dönmez ki. Aynı şey Fransız atasözünde de var. Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Gençlik yapabilse, ihtiyar yapabilse. Aynı şeyler. Bizde de vardır böyle deyimler. Evet, gençler, eli ayağı tutan sağlam insanlar. Bunlar gelip geçecek. Bir gün başkasının yardımı olmadan yürüyemez hale geleceğiz. Gözlerimiz, aha Cevat Hoca gibi gözlüksüz görmeyecek. Görmeyecek, o hale geleceğiz. Kulağımız bile bazı şeyleri takmadan duymayacak hale geleceğiz. Bunları düşünerek dengeli yaşamaya, dünyanın nimetlerinden faydalanırken, yararlanırken ebedi alemi, Allah'ın rızasını düşünmeye devam edeceğiz. Dengeli yaşayacağız. Evet, Allah'ın sevdiği kul böyle yapar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu yakin sahibi olmanın ve bareke lehu fihi. Evet, böyle Allah'ın taksimatına razı olursan, kanaatkar olursan, hep ahiret alemini, Allah'ın rızasını düşünürsen mutluluk olur diyor. Bereket olur diyor. Evinde güzellik olur diyor. Bir kere kendin rahat edersin. Neden fazlasını yapamadım diye uykun kaçıyor. Faydası yok. Uykusuz kalıyorsun. Ben bana düşeni yaptım. Allah büyüktür. Yarın başka kapı açar. Deyip de Bismillah diye yuğlan, rahatça bir uyuver bakalım. Evet, evdekilere de dalanıp durma. Sana düşeni yaptıktan sonra böyle hırsına
hasedine mağlup olup da kimseyi rahatsız etme. Böyle yaparsan rahatın bereketlenir, evin bereketlenir, malın bereketlenir, malın bereketlenir. Ebu Hureyre'den bu hadisi nakletmişler. Evet, şimdi bu cümleden olmak üzere son hadisi okuyorum. İza aradallahu bi abdin şerran, şimdi hayır murad edenleri şey ettik, gördük. Allah bir kuluna şer dilediği zaman haddara lehu fil labin vattin hatta yapma, ona kerpici çamuru güzel gösterir de ömrünü bina yapmakla, ölmeyecekmiş gibi sağlam şeyler kurmakla geçirir. Onlarla uğraşır, onlarla meşgul olur da Allah'ın kendine emrettiklerini unutur, ölümü unutur, camiyi unutur, Allah'ın rızasını unutur. Evet, bu tabii bina konusunda bizim bir yaramıza ayak basıyor, parmak basıyor. Şimdi bunu hep günümüzde görüyoruz. Efendim şimdi yağlı boya modaydı evlerde. Yağlı boyanın duvara faydası var. Dışarıdan rutubet gelmez, işte çürütmez, tamam. Kirlendiği zaman hemen silersin, tamam, eyvallah. Yağlı boyaydı, sonra onun modası geçti. Hiçbir eksiklik, evde şeylik yok. Bir eksiklik yok. Moda kağıt oldu. Benim dönemimdeki gördüklerimi söylüyorum. Hemen boyayı kozdular. Bu defa kağıda geçti. Duvarlar kağıtla. Şimdi kağıt tekrar modası geçti. Bir eskime falan yok. Kağıdın işi görüyor. Söktüler. Ya söküp de onun yerine şey yapacaksın ha. Güzel işte. Kirli değil. Ne güzel iş görüyor. O parayı bir, böyle güzel bir yere harcasan olmaz mı? Bu da düşüncesizlik eseridir. Gerekli olduğu zaman hiç problem yok. Dikkat edin. Yararlı olduğu zaman hiç problem yok. İnsanın yararlı olan şey yapacağız. Yararlı olması devam ediyor ama moda diye söküyoruz, takıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize uyarısıdır bu. Bunlarla uğraşacağına diyor, ahiret yurdunu boyalamaya çalış. Ahiret yurdunun kağıtları güzel olsun diye çalış. Akıllıysan diyor, Allah'ın hayır dilediği kur da bunlarla uğraşır. Bu tabii cami yapma konusu, efendim insanlara, eskiden bizim insanımız ne kadar güzelmiş, şimdiki bir oteller yok, vasıtalar yok, otomobil yok, uçak yok, bir yerden bir yere günlerce, haftalarca, aylarca ancak gidilirse varılabiliyor. Ne yapmış? Otel yok, benim müminim oda yapmış köyüne. Köyde de imkan yok. Bir odada kendi yatıyor, bir odada çoluk çocuğu yatıyor. Misafire yer yok, imkan yok o zaman. Şimdi zenginleştik elhamdülillah da ne yapmış onun için? Misafire de ikram lazım. Köylerde odalar vardı. Bunlar, bu bina yapmak kötü değil. Sen bina yapmazsan çoluk çocuğun açıkta kalır. Evet, namusunu korumak için böyle bir kapalı binan olması lazım. İffetin korumak için, hırsızdan korunmak için, soğuktan sıcak, tabii bu, buna hiç söz yok. Böyle değil, böyle değil. Lüzumsuz binalar, peşinde koşuyor adam. Bunun penceresinin şurasını beğenmedim, yık. Ya ne yıkıyorsun, bu kadar masraf etmişsin ya. Ha, o penceresi biraz şöyle oluversin. Bunlarla uğraşmak pek iyi olduğu anlamına gelmiyor insanın. Boş şeylerle uğraşmış olmuş. Lüzumlu şeylere bir şey sözümüz yok. Evet, lüzumlu şeylere bir şey yok. Bu ev konusunda size daha çok bilgi vereceğim. Bizim şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine kulak vererek ev yapacaksak nasıl ev yapmalıyız? Bunu öğrenmemiz gerekiyor.